Arkadaşlar selam. Yeni bir kasa açma videosuna hoş geldiniz. Bugün CS arkadaşlar. CS net'e eğer sizde de bakiye yüklemek istiyorsanız buraya PKT yazarsanız %20 daha fazla alırsınız. bin dolar yüklerseniz 400 dolar fazladan para alırsınız arkadaşlar. Biz bugün ne yapacağız? Katlayacağız arkadaşlar. Biz bugün deli gibi katlayacağız hem de. Neyle katlayalım? Bugün arkadaşlar bir tane şu kasadan Karambit Fade ya. Bir tane Karambit Fade ya. Go dedi hadi. Hadi bize go dedi arkadaşlar kesin verecek ve şu Keyser'dan verse verseydin daha iyiydi. O olsun sıkıntı yok. 164 dolarlık bir tane Doppler aldık arkadaşlar. Ne yapalım arkadaşlar bugün? Bir şey kasalarından açalım mı? Böyle bir Saula, ol ola böyle değişik kasalardan açalım ya. Bakıyorum şu an. Gerçekten bakalım. Hyper Knife, Fire and Ice, Glows var. Hangi kasadan açsam? Saula'dan açalım ya. Bir 10 tane arkadaşlar Saula kasasından patlattım. Bu, bu arada hepiniz videoya hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir arkadaşlar biz iyiyiz. Yani case hardened bizim yüzümüzü güldürdü. 267 dolar. Güzel. 130 dolarlık da 2 tane Navaja knife aldık. Navajaları hiç sevmiyorum arkadaşlar ya. Böyle tınak makası gibi. Ama yine şey yani kötü de değil yani. Eğer hani paran yoksa hani bütçe kayıp bütçe şeyi. En sevdiğim M9 bayonet bak. Gerçekten CS konette eksik yani. Mesela bir bayonet kasası koy. Hani bir bayonet mayonet alalım ya. Mesela buralara bıçak mining'i de falan gelse inanılmaz güzel olur. Tadından yenmez arkadaşlar. Biz yine geldik mining kasasından açalım bakalım. Mining kasasından bize neler verecek arkadaşlar? Şu an bir şey vermedi. Zaten 5 tane de en az bir tane veriyor arkadaşlar. Hadi 5 olmadan ver işimize gücümüze bakalım. 3'ü açtım. O şu iki tanesi birden gelse var ya. Önceden daha çok geliyordu biliyorsunuz mu? Arkadaşlar bir şeyi gösteriyorum. Ertesi gün fixleniyor ya. Yani çok güzel katlama taktikleri vardı. Eski günlere geldi aklıma. Rayman kasası vardı. Hiç unutmam. Bir tane kardeşimiz Eymen ismi. Rayman kasasından hov çıkartmıştı. Hani o zamanlar da oğlum çok uyguna satmıştı değil mi? Vallahi hatırlamıyorum da 5000'e mi ne? 10.000'e mi? Yok 3000'e mi? Öyle bir şeye satmıştı. Tam hatırlamıyorum. Ama şeydi yani. Hani onunla bir tane oyuncu koltuğu aldı. Sonra bir tane işte annesine vermiş kalan parayı da Oradan kardeşimiz Ama oyuncu koltuğu aldığını hatırlıyorum Yani şimdi şöyle bir şey hesaplayalım arkadaşlar Şu an hani o çıkarttığı 4000 dolar 4000 dolar ne kadar eder 30 60 90 120 Yani satmasaydı bekletseydi Şimdi oyuncu koltuğu kaç tane Gerçi oyuncu koltukları da pahalandı değil mi Ama ne kadar pahalanabilir ki yani Dünya kadar alabiliyordu yani O zamanlarda 1000 liraya falan almıştı galiba Yanlış hatırlamıyorsam o zamanlarda 1000 liraydı yani yani cs itemleri bir anda bir artış gösterdi Anlamış değilim ya Yani sattığım bütün itemlere Pişmanım yani şu an <laughs> Item satmıyorum arkadaşlar Envanterim rahat 2-3 milyon 2-3 milyon TL edecek değerde olacak Az kaldı Az kaldı. Bir tane AK bekliyorum. O gelsin 3000 dolarlık bir tane altın AK alacağım. Yani biriktireceğim ya biriktireceğim. Ben de kazanayım abi. Çok pis kar arkadaşlar. Sattıklarını düşünsene. Yani siz de inanılmaz zarardasınızdır. Mesela 1000 liraya satmışsındır. Şu an 30 bin lira 40 bin lira. Yani zarar değil aslında da. Ama zarar yani. Beklesen güzel yatırım yani. Valla hani yatırım tavsiyesi değil ama. Hani CSGO e, garip bir yatırım yani. Alacaksın itemini bekleteceksin abi. Neyse arkadaşlar biz güzel katladık. Bu video bu kadar yeterli. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Arkadaşlar son videoda bir tane CSGO skin veriyorduk. Bakalım hangi kardeşimiz kazanmış. Şöyle çektim. Marsan 55-57 kazanmış. Mars'tan ismini ilk defa görüyorum. Yani yeni bir kardeşimiz kazanmış galiba. Holly Muhammed kardeşimize buradan selam olsun. Muhammed geçenlerde de kazanmıştı. Muhammed'e buradan çok selam olsun. <laughs>